Kur'an'da her şeyin çift olarak yaratıldığı geçiyor. Fakat bakterilerin çifti yok. Buna ne diyeceksiniz? İlgili ayetler şöyledir. Her şeyden de çift çift yarattık ki düşünüp öğüt alasınız. Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir. Ayetlerde çift olarak çevirdiğimiz kelime zevçtir. Zevç aslında ikili manasındadır. Terlik gibi ikincisi olan bire kullanılabildiği gibi gece gündüz, yaz kış, doğu batı, kadın erkek gibi kavramlar içinde bu kelime kullanılmaktadır. Gerçekten de kainat, ezdat ve ezvacın muhteşem uyumu ile yaratılmış olup her şeyin bir çifti bulunmaktadır. Hak batıl, doğru yanlış, karanlık aydınlık, artı eksi, sıcak soğuk, zengin fakir, zor kolay. Ayetlerde geçen zevç kelimesi kadın erkek ile sınırlı olmayıp yer gök, deniz kara, ölüm hayat gibi tüm çiftlere şamildir. Allah atom altı parçacıkları dahi çift olarak yaratmıştır. Söz gelimi elektronun çifti pozitron, protonun zıt çifti antiproton, nötronun zıt çifti antinötron, nötrinonun zıt çifti antinötrinondur. Hatta şu ana kadar tespit edilen en küçük parçacık olan kuarklar dahi yukarı kuark ve aşağı kuark olmak üzere çiftlerdir. Bakteriler de bu çift olarak yaratılma kanunundan müstani değillerdir. Bakteriler de yararlı ve zararlı bakteriler. Oksijenli ortamda yaşayan, oksijensiz ortamda yaşayan, kendi enerjisini üreten, üretemeyen bakteri olmak üzere farklı itibarlarla ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla evrende gördüğümüz veya göremediğimiz her şey muazzam bir ikilik içindedir. Zaten maddenin özü olan atom ve onu oluşturan parçacıklar dahi çiftlerden teşekkül ediyorsa, kainatta hiçbir madde çiftlikten kurtulamaz demektir. Ayetlerdeki zevç kelimesinin manası dişi erkek olmaktan çok daha geniştir. Dolayısıyla bakterinin dişilik erkeklik anlamında bir eşinin olmaması ayet ile herhangi bir çelişki oluşturmamaktadır.